Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımda bir problem yaşadım. Bilgisayarımı açmaya kalktığımda bilgisayar başlamıyor. Caps Lock tuşu iki kere yanıp sönüyor ve tepki vermiyor. Bununla ilgili bir çözüm arayışına girdim. Birkaç tane şey denedim. Bilgisayarın içine açtım. Bataryayı söktüm öncelikle. Olmadı. İnternetten dokümanlara baktım. Başlarken Windows B tuşuyla birlikte başlatmayı denedim. Olmadı. En son belki de ilk bakacağım yere bakmam gerekiyordu. Bir adet flash bellek ile FAT32 formatlı flash bellek ile bilgisayar modelini HP'nin web sitesine girdim ve bir kurtarma flash belleği hazırladım. Bakalım bu flash bellekle çözüm üretebilecek miyiz, yoksa bu da bir hatayla mı kalacak? Öncelikle hazır flash belleğimizi boş slotlardan birine takıyorum. Şurada görmüyorsunuz ama bunlar da oradan anakarta bağlı olan slotlardan biri, sol taraftakiler. Evet, flash bellekten sonra power'ı taktık. Arkadaşlar, şöyle görebiliyorsanız o taraftan Windows B tuşu ve power tuşuna 2 veya 3 saniye power tuşuna basacağız. Windows B'den elimizi çekmeyeceğiz. Yapalım. Tuşu bulduramadım, dur. Evet. Şu an Windows B tuşuna basıldı. Bekliyorum. Hala Caps Lock ışığımız yanıp sönmedi. Bir gelişme var ve bilgisayar açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım. BIOS ekranımız geldi. Şöyle siz de görebiliyorsanız. Flash bellekten atıyor. Daha öncesinde birkaç tane video çektim. Onların hiçbirine çözüm olmadığı için. Şu an çözümü sizle birlikte yaptık. Yeni BIOS'u yazıyorum diyor. Evet. Hani kamerada ters gözüküyor mu yoksa normal mi bilmiyorum ama şu an %45 şekilde doluyor. Bu işlem bittikten sonra devam edelim. Evet, işlem bitti arkadaşlar. Bunu şimdi verify ediyor, kontrol ediyor tekrardan. Bu kısa sürer diye bekliyorum. Açıkçası tahmin ettiğimden daha kolay çözdük problemi. Tabii ki başta bir korku geliyor, hepimizin olduğu gibi. Şimdi bu sistem kısmı bitti. Startup'a devam edecek diyor. Bakalım. Startup'a devam etsin. Bilgisayarımız açılacak mı acaba? Power ışığı yanıyor. Görüyorum. Bilgisayarın BIOS alttan tire ışığı da geldi. Yani ekranda bir yazı var. Boot kısmı hazırlanıyor. %86. Hadi koçum be. %90. Ve flash tamamlandı. Şu an bilgisayarım hala açık. Bir restart daha attı. Ve diyor ki BIOS recovery has activated. Enter'a basıyorum. Bakalım ne olacak. Ve benim password'um istedi. Ben bu bilgisayarı okulda kullandığım için, çalınırsa kimseye yar olmaması için bir password girmiştim. Bunu
girdikten sonra bilgisayarımız büyük ihtimal açılacak. Tabi bu büyük ihtimal açılacak derken zaten açıldı, password'u sorduktan sonra bir sıkıntı kalmadığını düşünüyorum. Şimdi şunu yapacağım. Masaüstüm geldi. Flash belleğimi söküyorum arkadaşlar. Flash belleğimi söktüm. Şurada hazırlamış olduğum flash belleği. Şimdi bunu tekrardan bir kapataç yapalım. Çalıştığını kendi gözlerimizle tekrardan görelim. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum. Öyle kapat. Şu an bilgisayar açık. Hala açık. Evet, bilgisayar kapandı. Şu an tekrardan buradan power tuşuna basıyorum. Hiçbir flash takıldı değil. Hatta power'ı da sökelim. Normal power'ın da kendi güç kaynağını da sökelim. Bilgisayara bastık. Ve açılmasını bekliyoruz. Bakalım açılacak mı? Evet. Ekran geldi. Şifremizi istiyor. Tamam, bundan sonrası şu şekilde girersem açıldı. Çok güzel. Pekala. Umarım size de çözüm olur. Flash'ın hazırlanması ya bu videonun öncesinde ya da sonrasında koymuş olurum. Çok önemli nokta. Flash'ı hazırlayın. Bilgisayarınızı başlatın. Bilgisayarınızı kurtarın. Evet arkadaşlar, önce flash hazırlamadan önce size bu sayfadan bahsedeceğim. İlk önce Caps Lock'unuz veya bilgisayarınız bir şekilde başlamayıp Caps Lock veya diğer Numlock gibi tuşlar yanıp sönüyorsa bu linke bir göz atın. Çünkü ben ilk önce benim BIOS'umun çöktüğünün şeyini bu linkten öğrendim. Hangi anlama geldiğini, LED 2 kere yanarsa ne olur, 3 kere yanarsa ne olur gibisinden. Belki sizin sorunuz 2 adet benimki gibi 2 kere yanıp sönme değildir Caps Lock ışığının. Başka bir şeydir. Onu da siz kendi bilgisayarınıza bu linkten bakabilirsiniz. Daha sonrasında ben bilgisayarın BIOS sorunu olduğunu öğrendikten sonra bu linke gelip bu linkteki adımları teker teker yaptım. Olmadı. Daha sonrasında Recovery Flash Drive kurulumu ile ilgili bir video var. Bunu izledim. Bunu izledikten sonra da şöyle bir şeye götürdü beni. Normal driver indirme penceresinde P010NT modeli benim bilgisayarım. HP Stream X360. Bunu tıkladıktan sonra direkt BIOS sekmesindeki BIOS kurtarma ve güncelleştirme kısmındaki programı indirdim. Tekrar indiriyorum sizin için. Hatta daha önce de indirdiğim için burada gördüğünüz gibi artı bir olarak işaretlemiş. Bunu indirirken bir yandan da flash belleğimi takıyorum. FAT32 formatlı olması gerekiyor. Flash belleğimi taktım. Tabi ben bu flash belleğin içine daha önceden attığım için şöyle bir klasör oluşturmuştu. Ben bunu Shift Delete ile siliyorum. Size tekrardan oluşturabilmek için. Bilgisayarım zaten formatlıydı. İçinde de YouTube'a atmak için tuttuğum bir video vardı. Bunun adını da değiştirelim. Flash bellek diyelim. K tuşu basmadı, neyse. Şimdi bu indirdiğimiz dosya şuradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ben göreyim kayıtta mıyız. Evet. Devam ediyoruz. Next diyoruz. Kurulum tamamlanıyor. Neler yapabileceğimizi söylüyor. Bir update, BIOS update yapabilir. Recovery flash oluşturabilir. BIOS imajını kopyalayabiliriz tarzında bir seçenekler var. Bizimkisi recovery
olarak flash drive kurmak üzerine olacak. Next dediğimizde zaten bize soracak ne yapmamız gerektiğini. Burada gördüğünüz gibi ikinci seçeneğe basıyoruz. Next dedikten sonra flash belle. Az önce K tuşu yazmamıştı. Zaten FAT32 formatı dağırdı. NTFS formatlı flash taktığınızda next tuşu açılmıyor ve uyarı çıkıyor. Haberiniz olsun. Flash belleğin içindeki dosyaları silmiyor. Sadece yanına kendi dosyalarını oluşturuyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşamazsınız. Next diyorum direkt. Kısa bir işlem zaten. Ve şu pencereyi açık bırakaraktan ben şey yaptım. Diyor ki cihazınızı kapatın. Flash belleği takın. Cihazınızı çalıştırın. Ve ışıklarının gelmesini bekleyin. 3 kere deneyin falan filan. Arkadaşlar zaten bunu videoda yaptım sizle birlikte. Sizle birlikte flash'ı taktım ve çalıştırdım. Şu an benim flash belleğim hazır. HP Tools olarak adı tekrardan güncellenmiş. İçine de bu klasör gelmiş. BIOS'e BIOS Update klasörü. Bundan sonra siz zaten izlemiştiniz. İzlemediyseniz, atladıysanız da bu kısmı videonun başına dönüp nasıl yaptığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım probleminiz çözülür. Bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Eğer sıkıntıyla karşılaşırsınızsanız yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olabildiğim şekilde olayım. Videoyu beğendiyseniz ve size de yardımcı olduysa lütfen beğenin ve mümkünse abone olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.